Efendim, Yaşam ve Sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyo konuğumuz, tekrar hatırlatmak istiyorum, Doktor Mehmet Tancer. Evet Tancer Bey, buyurun. Türkiye'den bahsedelim. Türkiye'ye örnek verelim. Buyurun. Türkiye'deki sorunlar, sağlık sorunları bizden de kötüydü. Oradaki doktorlar 1000 lira alıyorlardı, 1500 lira alıyorlardı. Hastaların çoğundan da bıçak parası dedikleri bir para alıyorlardı Türkiye'de. Evet, yani her ameliyata girecek öyle olandan bir şey var, doğru. 1000 lira, 500 lira bahşiş adı altında, bıçak parası adı altında para alıyorlardı. Bu da rüşvet olgusuydu. Kötü bir şeydi. Ne yaptı Türkiye Cumhuriyeti Devleti? Döner sermayeyi getirdi. Dedi ki vatandaşlarına, gelin hepinizin maaşından 100 Türk lirası ayda kesiyorum ben. Sağlık fonunu oluşturuyorum. Döner sermayeyi yapıyorum. Doktorlara da aldığı maaşlarının 3 katı döner sermayeden pay alma hakkı getiriyorum. Artık doktorlar hastanede yatmaya başladı. Eve giden doktor azdı. Çünkü ne kadar çok hasta bakarsa o kadar çok döner sermayeden para alıyor idi. Şu anda öyledir. Benim meslektaşlarım, benim sınıfımda olan arkadaşlarım Türkiye'de şu anda 20 bin Türk lirası para kazanmaktadırlar. Yeni başlayan doktorlar 10 bin, 12 bin liraya kadar maaş alabilmektedirler. Durum bu. Ondan dolayı Türkiye yükseldi. O döner sermaye Türkiye'yi uçurdu, çağatlattı. Tabii hizmet içi eğitimler, doktorlara eğitim uygulamaları, yurt dışına göndermeler de bunun yanında üniversitelerde kurs gördürmeler Türkiye'yi bugün yüksek standarda getirdi. Bugün Da Vinci robotlarıyla Türkiye'de ameliyatlar yapılmaktadır. Da Vinci robotu nedir? Özel proplar hastanın ameliyat bölgesine hemşire tarafından yerleştirilmekte. Hasta 100 metre ötede, 100 metre geride hoca parmak hareketleriyle Da Vinci robotunu kullanarak hastayı ameliyat etmektedir. Yani hastayla doktor arasındaki mesafe 100 metredir. Başka odada da olabilir. Profesör başka odadan hastayı ameliyat etmekte, hatta Amerika'dan bile komut verebilmektedir Da Vinci robotlarına. Milyonlarca dolardır bu bahsettiğim teknoloji. Yüksek teknolojidir. Yüksek parayı gerektirir. Bu işler beleş olmaz. Muhakkak bir fonun olması gerekir. Türkiye'nin yaptığı gibi sağlık fonu, sağlık sigortasının bir an önce ortaya konması lazım. Bakanın da burada bu konuda verilmiş sözleri vardır. Sayın Payız Sucuoğlu'nun. İnşallah başarır, yapar ve bu işler de yavaş yavaş düzelir. Bu yasalar da geçer. Bu yasalar geçmezse, sağlık sigortası oluşturulmazsa, özlük hakları hekimin düzeltilmezse, bu sağlıkta bakanın da bugün gazetede yazdığı gibi başarı sağlama şansımız yoktur. Dolayısıyla bu önemli. Biz artık geldik gidiyoruz Seher Hanım. Bizim çok az bir süremiz kaldı. Bundan sonra gelecek olanlar bu şeyi, güzel şartları bulsunlar, çalışsınlar. Bulabileceklerine inanıyor musunuz? İnşallah. Biraz önce bir şey söyledim başlangıçta. Buyurun. İnsanoğlu azmettiği sürece her şeyi başarır. Evet. Yeter ki azmetsin. Yeter ki o azim doğrultusunda uğraşsın. Yeter ki o hedefin gereksinimlerini yerine getirsin. Her şey olur. Yeter ki azim olsun, dürüstlük olsun, namuslu olsun. Evet. Başka bir şey yok. Evet. Peki kansere dönecek olursak, kanserden nasıl korunmamız gerekiyor diye bir şey sorsam size. Evet. Bu kadar anlattıklarınızın üzerine. Tamam. Neler söylemek nasıl istersiniz? Korunacağız? Kişisel olarak mı korunacağız? Kişisel olarak. Toplum olarak. Nasıl şimdi, korunacağız? Kişisel olarak pek yapabileceğimiz bir şey yok. Aynı manava gidiyoruz ikimiz de. O yediğimiz gıda maddesinin ilaçtan, partikülden, kanserojen maddeden arındırılmış olması gerekir. Burada devletin yapacağı işler vardır. Devlet piyasaya çıkan, manava giden, pazara giden her emtiayı kanser partikülleri yönünden, ilaç yönünden, kalıntı yönünden kontrol etmesi gerekmektedir. Devletin güçlü olması lazım. Sağlık kuruluşlarının güçlü olması lazım. Sıhhiye dairesinin bu konuda gerekli testleri yaptırması lazım. Diğer çevre faktörleri biraz önce konuştuk. Denizdeki atıkların toplanması. Efendim, CMC atıklarının bir an önce çözümlenmesi. En azından üstünün bir membranla örtülmesi, ki raporlarda bu önerilmişti. Bunların yapılması. Bu elektrik santrallarının bacalarına
filtrelerin takılması, ne pahasına olursa olsun. Ama o elektrik santrallerinde Türkiye'den gelecek olan elektrik eğer gelirse, evet, kanser daha bir şeye düşer mi? Muhakkak o bacalar susturulduğu zaman, biraz önce de söyledim. Aksayla tenecik, 10 tane adamı bile kanser mi olmaktan engellersek biz büyük başarı sağlamış oluruz. O kanser seviyesini artmaktan durağına getirirsek, hatta seviyeyi düşürürsek büyük bir başarıdır bizim için. Ama biri özelin, biri de devletin, onların tamamıyla kaldırılabileceğine inanıyor musunuz siz? Biraz önce bir şey söyledim. Azimin elinden bir şey kaçmaz. Yeter ki adam istesin, namuslu olsun, dürüst olsun. Başka çaresi yok. Namuslu ve dürüst olmazsanız bütün verdiğiniz sözler havadadır demektir. O verdiğiniz söz doğrultusunda uğraşırsanız, o hedefe ulaşmak için baş koyarsanız her şey olur. Benim inancım bu doğrultudadır. Namusluluk, dürüstlük önemlidir. Bir de şartlanma önemlidir. O hedefe isterseniz ulaşırsınız. Ulaşılmayacak. Kimse sizi engelleyemez. Engelleyeni de kamuoyuna şikayet edersiniz. Dersiniz ki bundan dolayı ben yapamıyorum bunu. Sebep de budur. Kamuoyu da günü geldiğinde cezayı verir. Evet. Dolayısıyla bu önemli. İnsanoğlu isterse başaramayacağı şey yoktur. Dediğim gibi 10 tane insanı dahi, 10 tane aileyi dahi bu kanser belasından, bu kanser olgusundan kurtarır isek, olmasını engeller isek. Yüzde kaç kaç kurtulma imkanları olabiliyor efendim kanserden? İnsanların yüzde kaçı kanserden kurtulabiliyor? Şimdi bunu söyleyemem. Neden söyleyemem? Kanserin evresine göre değişiyor. Kurtulma şansı, survivability dediğimiz yaşam olayı ona göre belirlenir. İsteyişler de önemlidir. 1, 2, 3, 4, 5 evreler vardır. Evet. Hangi evredeyse, erken evrede yakalanmış iseniz kanseri tedavisi kolaydır. %100 tedavi edersiniz. Ama geç evrelerde Seher Hanım, tedavi olanağı giderek azalır, düşer ve çok zor pozisyonlara hekim de aile de düşebilir. Bu kanserin bir olayı da var, bahsettiğim sinsidir. Sinsi demek ne demek? Gizli büyür. Gizli. Anlayamazsınız. Çoğu zaman belirti vermez. Başınız bile ağrımaz. Hasta kendini sağlam zanneder. Ama ondan sonra giderek yorulmaya başlar. Kansızlık başlar. Halsizlik başlar. Düşkünlük başlar. Ağrı başlar bir tarafında. En son aşamada da hekime gelir. Ondan sonra da maalesef çok geç olur. Dediğim gibi tek en önemli olgu burada periyodik kontroller. Kontroller, evet. Periyodik genel check-up'lar. Bunlar önemli. 6 ayda bir yapılması lazım. İdeali odur. Ehvenişer 6 aydır. Ama yılda bir de yaptırırsa sağlam insanlar bence kafi gelir. Kanseri in situ halinde. In situ başlangıç hali demektir. Hücresel başlangıç halinde yakalayabilirsek, ki bunun testleri vardır. Olabilir. Mümkündür. Hı. Ülkemizde de mümkündür. O zaman %100 tedavi edersiniz. Hastanız da mutlu olur. Hekim de mutlu olur. Ailelerin de yüzleri güler. Durum bu. Bu periyodik kontrolleri, periyodik check-up'ları yerleştirmek lazım. Yerleştirmek lazım toplumda. Devlet yine isterse bunu başarır. Yine isterse devlet bunu başarır. Yeter ki azim olsun. Bu konuda uğraşlar olsun. Gereken başarılar sağlanır. Yeter ki istensin. Peki kanserin tedavi süreci ne kadar oluyor? Var mı belli bir tedavi süreci? Kanserin tipine göre. O kanserin da tipine göre değişir. Her örnek tip, verecek olursak. Her tip kanserde yaşam süresinin uzunluğuna bağlı olarak tedaviler sürdürülür. Ameliyat artı kemoterapi artı radyoterapi, bunlar kanserin tedavisindeki 3 ana tedavinin gruptur. En yoğun olduğu ve en kötü olduğu dönem kemoterapi bildiğim kadarıyla. Saç dökülmesi oluyor, insanların sinirleri bozuluyor. Evet. Aileden evet destek ama bekliyor. Ama her kemoterapi olayında kötüdür demek değildir. Erken safhada yapılan kemoterapiler hayat kurtarır. Sonuçta o dökülen saçların tekrar çıkma olasılığı %100'dür. Yani o dökülme, saç dökülme olayı ilaca bağlı olarak oluşan şeylerdir. Neoplastik ajanlar, antineoplastik ajanlar daima saç dökülmesine, alopesiye sebep olur. Dolayısıyla bunlar geçici bir olgudur. İlacı kestiğiniz zaman saçlar tekrar çıkar. Dolayısıyla saç dökülmesi kötü bir olay değil. Mühim olan
erken safhada onu yakalayıp da tedavi edebilmektir. Peki kanser aileden gelen bir şey midir? Genetik faktörler de vardır. Bunun nedeni nelerdir yani? Nasıl neden anlamadım. Şimdi aileden gelen, yani illaki bir aileden 3 kişi en azından kanser vakası olabiliyor. Evet. Bunu aile, yani aileler biliyordur kesin. Annesi kanserdir. İşte kızı da kanser olacak diye bir şey var mıdır? Bazı kanser türlerinde genetik yatkınlık da saptanmıştır. Peki bunu daha önceden öğrenebiliyor muyuz? Hayır. Öyle bir şey yok. Hayır. O genlerin ayrıştırılması lazım. Şimdi genetik araştırmaları vardır. O yapılabilecek bir gün. Sizin kansere yatkınlığınız ne derecededir? Genetik gen haritası çıkarılır ise o büyük gen laboratuvarlarında Amerika'da yapılmaktadır şu anda ama bizde, Avrupa'da, Türkiye'de öyle bir teknoloji henüz yok. Kişiye özel bir gen haritalanması yapılmış değil. Dolayısıyla ileride bu yapılacak ama. Ne kadar? Ne zaman bilmiyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Programın sonuna da geliyoruz bu arada. Son olarak neler söylemek istersiniz? Evet. Şimdi kanser olgusu programın başlangıcında da söylediğim gibi insanımızın hayatını bir şekilde karartan, tedavisi zor olan, en pahalı olan, hem hekimin hem hastanın büyük zamanını alan, büyük eforunu alan, evet, aileleri sosyal hayattan bıktıran bir hastalık olayıdır. Dolayısıyla bu kanser olayını ne kadar önlersek o kadar iyi bir şey yapmış oluruz. Dediğim gibi tek çaresi kanserin erken evrelerde, in situ halinde yakalanması. Bunun için de periyodik check-up'lara, 6 ayda bir genel check-up'a insanlarımızın gönderilmesi en uygun olaydır. Erkendir, geçtir, genç yaşta mı, gelecek yaşta mı önemli değil. Artık kanserler küçük yaşlarda da başlamaktadır. Evet, bu periyodik kontrol çağrımız her yaş için geçerlidir. Belli bir yaşı yoktur ama orta yaşın üzerindeki insanlarımızın bunu alışkanlık haline getirilmesi şarttır. Kanser gençlerimizde de olmaktadır. Biliyorsunuz kan kanserinin belli türleri gençlerde ve çocuklarda daha sık görülmektedir. Dolayısıyla herkesin bu periyodik kontrollara götürülmesi artık günümüzde elzemdir ve şarttır. Kanserin tek çaresi erken in situ aşamasında, hücre aşamasında kanserin yakalanma şansıdır. Bunun da periyodik kontrollerde yakalanması en ideal olaydır. Elimizdedir her şey. In situ halde yakalanırsak, yakalayabilirsek tedavimiz de %100. O zaman yüzler güler, hekim de güler, hasta da güler, aileler de mutlu olur. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim bana bu şansı verdiğiniz için. Teşekkürler. Efendim, Yaşam ve Sağlığım bu haftalık da sonuna geldik. Haftaya başka bir konukla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.